dinleyenler, herkese iyi akşamlar. Kanal 34'ten dünyaya açılan sinema kapısını bu akşam konuşacağız. Bir konuğum var, çok özel bir konu. Bundan böyle Kanal 34'te inşallah kendisi programlarına devam edecek. Türk sinemasını anlatacak buradan. Fakat bu akşam bir kurum başkanı olarak, Sinema ve Film Yapımcılar Derneği Başkanı olarak Kanal 34'ten sinemayla alakalı veya Türk sinemasının dönemleriyle alakalı bir açılış programı yapmış bulunuyoruz. Çok farklı konuklarımız olacak ilerideki günlerde. Fakat bu akşam bundan sonraki programlara eşlik edecek olan bir arkadaşımı sizlere tanıtacağım. Hoş geldin Bülent Gülcemal. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın hocam? Kardeşim? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Çok şükür elhamdülillah. Türk sineması dönemleri. Evet. Türk sinemasının dünyaya açılan kapısını evet. Bu akşam inşallah ikimiz beraber konuşacağız. Evet. 1895'lerden başlayan bir serüven. Fakat siz de eski bir gazeteci olmanız münasebetiyle sinemada kendinizi uzun yıllar görmüş bir kişi olarak ve birçok filmde ana karakter rolleri alarak katkıda bulunduğunuz münasebetiyle bu sinema serüveninin içerisine eskilerden başlayarak devam edeceğiz. İlk önce şeyi soracağım size. Eskiyi sormayayım da ilk önce sizin biyografinizden bir başlayalım. Evet. Bülent Gülcemal ilk önce neler yaptı? Yani bundan 10 yıl evvelki Bülent Gülcemal'den bir alalım. Şöyle 10 yıl sonrasına yavaş, bugüne yavaş evet gündemimize dönelim. Evet. Şimdi hocam, değerli hocam, öncelikle başta Kanal 34 TV'ye, sonra da siz Sinema ve Film Yapımcıları Derneği, SİFYAT'ın genel başkanı olarak teşekkür ediyorum böyle bir programa davet edildiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ayrıca arka fon çok dikkatimi çekti hocam. Evet. Çok da etkilendim. İnanılmaz. İnanılmaz. Profiller var orada. Evet. Ve tabii bunu değerli üstadlarımız içerisinde yaşamını yitiren değerli sanatçılarımıza Allah'tan rahmet. Şu an hayatta olup yaşayanlara da Allah'tan sağlık ve huzur vermesini temenni ediyorum. Amin inşallah. Şimdi belirttiğiniz gibi değerli hocam, aslında 1970 Kars doğumluyum. Yaklaşık 23 yıla yakın bir süre Bursa'da faal olarak 13 yıla yakın bir gazetecilik dönemi geçirdim. Evet, tecrübem oldu. Sonra yazarlık olarak mı, muhabirlik? Ben muhabirlik ve köşe yazarlığı olarak başladım. Evet, çok güzel. Sonra bu gazetecilik dönemlerinde Kurtlar Vadisi dizisi 2002 yılında başladığında evet, çok etkilendim. Tabii buradan saygılar sunuyorum Sayın Necati Bey'e ve Kurtlar Vadisi çalışanlarına. Etkilenerek gazeteciliğin de vermiş olduğu o beceriyle senaryo yazmaya başladım hocam. Tabii. Hiçbir evet, şeyim, deneyimim ve bilgim olmamasına rağmen hikayeler üretmeye başladım. Sonra yaklaşık 4 yıl önce İstanbul'a yerleştim. Senaryolarımı tabii birkaç... Burada ufak... bir tane senaryomuz evet, var. Zaten ilgimi çekti. Bunun üzerinde evet, duracağız mutlaka. Ama evet, ilk önce şöyle bir sinemanın size katmış olduğu katkıları ya evet, da oyunculuk yıllarınızda yani senaristlikle oyunculuk arasındaki bağları bir konuşuruz. Çok farklı hocam. Yani şimdi oyunculuk başlı başına bir yetenek ve beceri isteyen bir şey. Evet. Artı oyunculuk hani birileri der ki işte Allah vergisi. Hayır hayır, bizi yaradan sadece Allah, hepimizi insan olarak yaratmıştır. Amen. Fakat Cenab-ı Allah şunu vermiştir. Bir takım şeyleri insanlara evet özel bilgi olsun veyahut da deneyim olsun. Bunları da kendilerinin yapması gerekiyor. Evet. Çaba göstermesi gerekiyor. Oyunculuğa azmederek başladım. Önce figüranlıkla başladım. Birkaç dizide figüran olarak oynadım.
Yani mutfaktan başladınız. Tabii tabii tabii. Alttan, alt yapıdan figüran olarak gittim. Çok alçak gönüllüsünüz. Yok, gerçekten olması gereken o zaten hocam. Teşekkür ederim. Figüran olarak gittim. Figüranlıktan ilgi çekmeye başladım hocam. Sonra ana kast oyunculuğuna kadar geldim. Fakat hep içimde senaristlik düşüncesi, özlemi vardı. Üretim var. Tabii belki. Üretim var. Yani bakıyorum, gidiyorum dizilere, sinemaya, çekimlere. Fakat eksik bir şeyler hissediyorum hocam. Kendinizde. Kendimde de hissediyorum. Yani yapılan projelerde de hissediyorum hocam. Ama tabii bunlara kendimi iyice hazırlamaya, iyice benimsemeye başladım hocam. Ve dolayısıyla senaryo yazmaya başladım. Türk Gangster filmi de oyunculuktan bunun en evvel mi senaryo yazmaya? Bu sadece oyunculuktan önce hocam, hikaye olarak başladım ben bu şey. İşte gazetecilikten esinlenerek. Esinlenerek, evet. Hikaye olarak köşe başladım. Tabii. Türk Gangster filmini yazdık. Onun da çalışmaları şu anda devam ediyor zaten. İnşallah. Şimdi ben onun üstünü örtüyorum. Evet. Şu an şeye gelelim. Yani sinemaya vermiş olduğunuz zamanlar içerisinde üretimlerinizi nasıl değerlendirdiniz? Ya da bu zaman zarfı içerisinde figüranlıktan başladınız ya. Evet. Ondan sonra birdenbire ana karakter mi oldu, yoksa bir ufak ufak mı? Yani ara karakterlerden mi? Şimdi yok hocam. Direkt Kurtlar figüranlıktan. Kurtlar Vadisi'nde güzel bir yerde oynadınız. Evet, ben teşekkür biliyorum. Ederim hocam. Evet. Birkaç tane daha dizi var. Var. Dizi var. İki Dünya Arası var hocam. Evet. Bir de Hayat Dediğinin dizisi vardı, Kanal 7'de. Evet. Kaçak dizisi var. Bunlar da ana karakter. Yok. Onlar da figürandım. Evet. İlk ana karakterimi Kurtlar Vadisi'nde gerçekleştirdim. Fakat çok çabuk bitti. Bitmesi gerekiyordu. Devam etme niyetim yoktu. Mi? Yok, ölmedim. Evet. Aslında birazcık o çelişkili hocam. Yani yapısı o Kurtlar Vadisi'nin biraz. Hani, tabii tabii, öldürüyorlar. Mutlaka bitiyor yani. Evet, ölüyorlar. Ama benim öyle bir şeyim yoktu. Belki devam niteliğinde sahnelerim veyahut da bölümlerim de olacaktı. Fakat ben çok fazla istemedim hocam. Gerekçe olarak da müdahale etmiş oldu. Yok, ben istemediğim kaldım. İçin evet. Senarist ister istemez. Belki de tabii, devam edebilirdi. Edebilirdi. Ben çok sıcak bakmadım hocam. Gerekçe olarak da senaryo, kendi senaryomu bir an önce hayata geçirmem gerekiyor. Peki diye. Yani yeni böyle o kadar çok senaryo yazan arkadaşlar evet. var ki bazen İstanbul'un işte film endüstrisiyle alakalı İstanbul'un çeşitli bölgelerinde böyle merkezler vardır. Evet. Yani bunu buradan da verelim. Bizim merkezimiz Mecidiyeköy'de olduğu için evet. camdan baktığımızda, stüdyonun dışından baktığımızda bazı kafeteryalar vardır. İsim vermeyelim şimdi. O kafeteryalarda sabahtan akşam saat 11'e 12'ye kadar yapımcılar, yönetmenler evet. ve senaristler. Evet. Evet. Mutlaka orada buluşurlar. Yani mutlaka böyle ikinci adres gibi bir şey olmuş. Orada o kadar çok yeni arkadaşlar var ki, siz bayağı eski olmuşsunuz. Çünkü ben senaryoyu şöyle 3-4 sayfasını okuduğumda evet. Bayağı profesyonelce yazılmış evet, bir senaryo. Teşekkür ederim. Bu aşamaya birden geldiğinizi zannetmiyorum. Yani bu bir şeyi var. Tabii belli bir var. Aşaması var hocam. Yani kimlerden esinlendiniz size? Yani ya senaryo şöyle yazılır. Senaryonun işte bir sinema senaryosunun İlk önce işte bir hikayesi yazılır, ondan sonra tretman. Hocam ben Taksim'de tesadüfen... Gelmeyeceğiz dedik ama geldik. Yine buraya. Geldik hocam, evet. Şimdi Taksim'de çok enteresandır hocam. Ünlü bizim Taksim'in Beyoğlu evet. çarşısında gezerken bir kitapçıya denk geldim. Hemen evet. kitapçıya girdim. Oradan iki tane evet. senaryoyla alakalı, senaryo yazım teknikleriyle alakalı evet. bir kitap aldım. İki evet. tane kitap aldım ayrı ayrı. Bunları aldım. Bir aya yakın bunlar üzerinde çalıştım hocam. Çalıştıktan sonra
Senaryoyu yazmaya başladım. Yazdım, bitirdim. Tekrar hoşuma gitmedi. Tekrar revize ettim. Aşağı yukarı bir 5-6 kez revize ettim. En sonunda sizinle tanıştığımızda bana bu senaryoyu revize etmemi önermiştiniz. Evet, İşte karşınızda revize edilmiş hali. Yok çok hocam. Güzel. Yok güzel bir proje bu. Evet. İnşallah bahtı açık olacak. Küçük adımlarla çıktığınızı ben hissediyorum. Evet. Zaten merdivenleri tek tek çıkarsanız zirveye ulaşırsınız. İçinizdeki gerçekten coşku dışarıya taşmış. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bununla alakalı çok söylenilecek bir şeyler var. Evet. Fakat ben hep böyle sizin biyografinizden bahsetmek Hı-hı. istiyorum. Hı-hı. Bir de ardımızda bulunan sinema sanatçılarının tiyatro ve tiyatro kökenli olan sinema sanatçılarımız da var çok. Bundan sonraki programlarda zaten bunları tek tek ele alabileceğimizi zannediyorum. Hatta bazılarının işte bu stüdyoda konuk olabileceğini de zannediyorum. Sinema üzerine kurulmuş o kadar çok derneğimiz var ki, sinema yapımcıları var, sinema yazarları derneği var, işte o var, bu var. Fakat günümüze geldiğimizde film endüstrisinde inanılmaz derecede, hani siz bana soruyormuş gibi yapıyorum ben şimdi. Biraz da ben içimi dökeyim. Siz de bayağı doğrusunuz evet, evet. hocam bu konuda. Evet. ya bazı mağduriyetler var. Evet. Pek bunlara da değinmeyeceğim de önümüze bakmak adına ilerideki günlerde neler olabileceğini hani buradan aşağı yukarı görebiliyor insan. O kadar güzel bir şekilde film endüstrisi Türkiye'de ilerliyor ki evet. bir onu görmek lazım. Yani çokça yeni diziler işte her ne kadar işte senaryoları hoşumuza gitmeyebilir belki. Belki de ve dışarıda da çok tabii, seviliyorlar hocam. Yani inanılmaz çok derece, da evet. Başarılı buluyorlar özellikle Orta Doğu'da olsun. Asya'da Pasifik'ten, olsun, Pasifik'ten tabii. Avrupa'ya kadar yani olan bir kısımda bizim sinemalarımız çok, aynen, dizilerimiz ya da dizilerimiz oynuyor satılıyor. Yani. Büyük gurur yani hem hocam. Hem oynuyor hem de evet. satılıyor. Yani bildiğim kadarıyla evet. istatistik yapılmıştı. 26-27 ülkeye geçen sene yapılan istatistikte biz film satıyoruz. Evet. Veriyoruz. Evet. Ve Orta Doğu'da ve şeyde Balkan ülkeleri daha yeni böyle içimize almaya başladık. Fakat Orta Doğu'da biz film endüstrisinde abilik yapıyoruz. Evet. Gerçekten. Bak evet. İran film endüstrisinde çok iyi olmasına rağmen biz onlara pazarlama yoluyla bile evet. çok büyük katkı sağlıyoruz. Neden? Asya ile Avrupa'yı bağlayan bir ortada yer almamız. Bir de bu endüstrinin içerisinde gerçekten çok kısa zamanda bir çağ atladık. Ve hocam enteresandır. Ülkemizde olası bütün olumsuzluklara karşı bunları yine başarıyoruz. Evet, yani şimdi bakıyorsun ki etrafımızda bir sürü olumsuzluklar var evet. ama ona rağmen bakıyoruz filmle alakalı, dizilerle alakalı, televizyon programlarıyla alakalı hiçbir şey yerinden oynamadı. Evet. Hep daha üstüne konuluyor, daha fazla bir şeyler olması üretildi hocam. Üretiliyor, evet. evet. Mesela bizim yapımcılarımız gerçekten şurasını takdir ediyorum. Çok ufak imkanlarla bile proje üretebiliyorlar. Evet, projeyi hayata geçirebiliyorlar. Evet. Çok ufak imkanlarla. İşte Kültür Bakanlığı zorlanıyor, o zorlanıyor, bu zorlanıyor ama bir senaryo hakikaten birkaç kişi veya birkaç tane eleştirmen tarafından çok beğeni gördüyse onu bir şekilde küçük sponsorlarla evet. ele alıp böyle elindeki var olan mevcutları kullanıp film hayatını haline geçiriyorlar. Getiriyor. Evet, film hocam. Haline getiriyor. Evet. Yani burada işte merkezi dedik ya İstanbul'un çeşitli yerleri. Bunlardan evet. bir tanesi Mecidiyeköy. İşte tabii ki Beyoğlu'da var. Evet. Eskiden Beyoğlu'ydu. Yeşilçam tabii ki bu konu üzerinde uzmandı. Fakat yeni nesile göre birazcık oralardan kaydık geldik bu Levent, işte Mecidiyeköy. Mecidiyeköy özellikle çok konuşuluyor. Çünkü evet. dizilerde oynayacak olan arkadaşların şeyleri bile, merkezi bile burası. Toplanma bölgeleri işte yarı Taksim, yarı burası oluyor. Ve büyük firmalarında gün geçtikçe bize katıldıklarını görüyorum. İnanın çok seviniyorum bu konuyla alakalı. Tabii evet. bunun yanında bazı handikaplar da var. Hani çok böyle şeyler vardır.
çevremizde. Bu bizim istifiyatın bolca maillerinde baş göstermekte. Hani şikayetler vardır bunun üzerine. Tabii ki bir şeyler yapılırken bir taraftan da o içimizdeki coşku diyoruz ya, fazlasıyla dışarıya evet. taşıyor. Mesela bu adam ilk önce figürasyonluk yapıyor. Figürasyonlukta bir şey görüyor. Orada bir set ortamını gördükten sonra hani ya bunu ben de yapabilirim ya, bu yönetmenin yaptığını ben de yapabilirim diyor. İşte yapımcının yaptığını, ya biraz da para varsa, parası varsa, bir bütçesi varsa ben de yaparım diyor bunu. Aslında bu çekirdekten yetişmiyor. İşte hocam o kaliteyi bitiriyor işte hocam. Ya, işte kaliteyi zaten bitiriyor. Olay orada. Ya yani sen evet. nasıl, ben de gazetecilikten geldim evet. yani yıllarca gazetecilik de yaptım ama o kamera ardına daha okul yıllarında geçmeye başlamışımdır ve yönetmenime özellikle böyle gözüne girebilmek adına onun işte veya kamerayı taşırdım, kameramanın kamerasını taşırdım. Ya her hareketini evet. takip ederdiniz o zaman yani. Yani. İlla ki yani onu böyle yani benimle ilgilenmesi için de kendimi göstermek adına bir şeyler yapardım mutlaka. Evet. Buradan başlamak gerekir. Hani hemen böyle birkaç tane filmde figürasyonluktan sonra yapımcı ya da yönetmen evet. olmaz. Bizim şimdi derneğimize bazı başvurularda bulunuyor arkadaşlarımız. Yerinde tespit ediyoruz. Bazen gittiğimiz yerlerde hayal kırıklığına uğruyoruz. Yapımcı belgesi ya da işte yeterlilik belgesi almak istediklerini beyan eden ya da üyelik sistemiyle işte 3-5 ay evvel üye olmuş derneğimize, daha sonra da 3-5 ay sonra yapımcılık belgesi, hani Kültür Bakanlığı'ndan daha hızlı çalışmalarını geçirebilsin diye bir derneğe üye olması lazım ve oradan bir yeterlilik belgesi alması olması evet. lazım. Bununla alakalı bir çalışma yapmamızı istiyor. Yeterlilik belgesi istiyor ya da bir sertifika. Fakat biz düne kadar bunu hiç yerinde kontrol etmeden yapıyorduk, veriyorduk belgesini falan. Birkaç sefer Kültür Bakanlığı'ndan bize yazılar geldi. Yani sizin vermiş olduğunuz belgeler kişileri acaba şey yaptınız mı, kontrol ettiniz mi gibi bazı yazılar gelince uyarılar nezdinde mi hocam? Tabii uyarılar nezdinde evet. Bununla alakalı ve bir komisyon oluşturduk dernekte. Şimdi bizden sertifika alması, alabilmesi adına en az bir 2 yıl bir zaman olma geçmesi lazım. Derneğimizde 2 yıl aktif olarak evet. lazım. Aktif. Bir de yaptığı yapımlar olması lazım ki biz ona bir belge verelim. Gittiğimiz yerlerde bazen yani şeye rastlıyoruz. Bakıyoruz hiçbir yapımla bir alakadar bir şey yok. Daha önce başka bir sektördeydi. Fakat şimdi yapımcılık yapmak istiyor. Ama elinde hiçbir done yok. Evet. Onun için yapımcılık belgesi. Onun belgesi. En büyük şeylerini ben çektim hocam. Aynen. Türk Gangster'de evet. biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani onun en büyük adısını ben çektim. Sizin demin belirtmiş olduğunuz gibi kafelerde, işte belirli kafelerde oturan, özellikle Mecidiyeköy'de yapımcı diye kendilerini tabii, lanse eden evet arkadaşlarımız, tamam belki emektir diyorsun hocam. Yani mutlaka emek varsa kazansın, yapsın, uğraşsın, başarılı olsun. Gönül ister ki herkes yapsın hocam. Ama şimdi bazı çevreler de hocam bunu sadece günübirlik, sabahtan akşama kadar, ki bu sizin deyiminizdi evet. muhabbetimizde evet. lobide muhabbet ederken söylemiştiniz. Aynı gün tartışırlar olayı, filmi çekerler, çevirirler. Bir saatte çekiyorlar. Evet, bir saatte. Bir saatte film bitiyor. Ertesi gün kalktıklarında bir başka film. İşte bu değil hocam, bu değil. Yani ehline bırakmak lazım. Yani yapıyorlarsa adam gibi yapsınlar ki devletin de bir de bu konuda değerli hocam çok büyük desteği var. Özellikle devletin belli kurumları vardır. Turizm evet. ve Kültür Bakanlığı denetiminde. Evet. Devletin teşvik olarak sinemaya sunduğu çok büyük katkılar var. Bunu da inkar etmememiz gerekiyor yok, hocam. Mümkün değil. Yani ama bunları işte değerlendirmek lazım hocam. Bilir kişilerle, kimlerdir, yapımcılarla bu gerçekten bu işi yapan, bugüne kadar Türkiye'de söz sahibi olan, bu işi layığıyla yapan yapımcılarla bunları yapmak gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Evet, ben katılıyorum bu söylemiş olduğunuz en son sözlere. İşte bir şeyimiz, eksimiz varsa hızla yürüdüğümüz bu endüstrinin içerisinde evet.
bize çelme takan bazı unsurlar oluyor. Evet. Yıllarca bu işin emektarlığını yapmış kişiler işsiz kalıyor. Şimdi bir de farklı bir boyutu da var hocam. Onu da aklıma gelmişken sözünüzü de kesiyorum, özür dilerim. Ben onu da hani tartışalım diye açacağım. Sponsor olayı var. Bu gibi yapımcılar, işi bilmeyen yapımcılar. Ama para var. Para var ama hocam şu var. Sonuçta yine işi sponsorla bitiriyorlar. Sponsorla bitirdikleri zaman da şöyle bir şey çıkıyor. Mesela çok ciddi yapım şirketleri projeye sıcak baktığı zaman işi bilmeyen yapım şirketleri devreye girdiği zaman diğer sponsorlar bile olaya daha farklı boyutlarda bakıyorlar ve cayma pozisyonu oluyor. Onun dışında da bir şey diyeyim hocam. Sponsor olayında da ülkemizdeki ne yazık ki büyük şirketler, orta ölçekli şirketler sponsor olmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Bu da farklı bir konu. Evet. Yani bu da çok acı bir konu. Çünkü neden? Sponsor firmalar onların katkılarıyla bugün Türkiye'de çok daha güzel işler yapılabiliyor. Evet. Siz katkı sağlamadığınız zaman haliyle sizin reklamınız da yapılmıyor. Evet. Bu da sizin için çok büyük bir dezavantaj oluyor. Neden? Eğer büyük bir firmaysan reklamını yaptır. Zaten devlet bir kanun koymuş sana. Demiş ki senin ödeyeceğin sponsor ücreti ödemiş olduğun yıllık vergilerden düşülecek diyor. Evet. Senin cebinden öyle ekstradan... Öyle bir avantaj var. Tabii öyle bir avantaj var. Ve dünya sinemalarında senin reklamın gösterime girecek. Artı CD'de, DVD'de, belli başlı televizyon kanallarında senin reklamın yapılacak. Bunu işte halkım şeyimiz evet, şirketler bilmiyor. İşte o sizin bahsettiğiniz işi bilmeyen yapımcılık yapmaya çalışan yapım şirketleri işte bu sponsorları da ne yazık ki bir şekilde bizim de kaybetmemize neden oluyor. Bravo. aklıma bir şey geldi. Şimdi bir reklam bir müşteri. Evet. Bu bir gerçek yani. İnanılmaz. Reklamsız bir şey olmuyor hocam. Mümkün değil. Yani şimdi Türkiye'de bir reklam pastası var ve bu pastadan 4 tane büyük kanal sadece faydalanır. Fakat biz istiyoruz ki yani birçok kanal faydalansın bundan. Evet. Ya şimdi yani o kadar büyük bir pasta var ki yani illaki pastanın yarısını almak mecburiyetinde değilsin. Biraz da bırak başkaları da yesin. Yani bir şekilde film endüstrisi ya da medya endüstrisi bu konuda biraz daha yukarılarda olmasına neden olsun. Fakat öyle bir şey değil. Biz baştan beri Ahbap Çavuş hikayesine takılmışım. Bir şekilde Ahbap Çavuş'tan çıkamadık biz. Evet. 4 tane kanala teslim olmuş. Ama yıllı ufaklı o kadar çok kanalımız var ki İstanbul genelinde Türkiye'ye yayın yapan ya da uluslararası yayın şeyine bağlı olarak çalışan o kadar büyük uydudan çıkan arkadaşlarımız var ki uydu bundan 3 sene sonra olmayacak. Evet. Her şey IP ya da kablolu olacaktır. Şimdi konuyu nereden nereye getirdim de yani bağlamak istediğim bir şey yapımcılar için de aynı şey geçerli. Şimdi bizi yapımcıları ya da yönetmenleri ama yapımcıları diyeyim ben birinci derecede yapımcıları anlayacak firmalar. Evet. O çok önemli ya, hocam. Şimdi siz bir film yapacaksınız. Avrupa'da çok inanılmaz derecede holdingler destek veriyor. İnanılmaz evet, derecede. Evet, buna evet. Bülent, Avrupa'ya gittiğinizde kesinlikle bir araştırın, görün. Veya bir yapılmış bir filmin RAW capture'larında geçen o firmalara bir bakın. İnanılmaz. Yani bugün Universal'ı da, Columbia'sı da ya da BBC'nin yaptığı işte belgesellerden tutun da filmlere kadar veya National Geography'nin RAW capture'larında geçen o firmalara baktığınızda bizim işte zorluğumuz çıkıyor ortaya.
ya da işte daha büyük firmalar, isim vermeyeyim buradan, daha büyük holdingler çıkıyor ortaya. Ama Türkiye'de şuna bakıyoruz ki bugün en büyük firmalar, yani tanıdığımız en büyük firmalar kaç tane filme ya da sinema filmine imza atmış? Koskoca evet. Bir sıfır. Yani biz orada tıkanıyoruz hocam. Tabii kırmızı kart yedik. Evet. Resmen yani sarı kart falan değil. Ama bakıyorsun ki çok küçük firmalar, böyle ayakta durmaya böyle mecali kalmamış firmalar sinema endüstrisine katkıda bulunmak evet. için yarışa giriyorlar. Evet, evet. Önümüzdeki yılın bir ardından sonraki yıl, yani 2018'de dünyanın 11.'si olarak betimlediğimiz İstanbul Film Fuarı'nı Türkiye'ye getiriyoruz. Çok güzel. Şimdiden başladık çalışmasını. Sifiyat'ın işte aracılığıyla. Ama büyük başarı hocam. Tabii şimdi yani, dünya filmlerini... Tabii. Ya Bülent, dünya filmleri gelecek, burada pazar oluşturacağız. Bir tek film endüstrisi için değil. Bu turizmle de alakalı, bizim sanayimizle tabii tabii her yönüyle, her yönüyle. Tabii, tabii. Bütün şimdi, ticari esnafa yarayacak yani. Yani bu şimdi bütün turizm odaklarını evet. Bir arada toplamış oluyorsun. Yılda tebrik bir, ediyorum hocam. Yani çok büyük şimdi, başarı gerçekten. Ama şimdi biz şimdi öyle bir mesleki birlik odalarımız var ki Türkiye'de, yıllardan beri oturmuşlar bir koltuğa. Evet. O koltukta birileri var ve o koltuktan da hiç kalkmıyorlar. Gençlerin önünü de açmıyorlar bu konuda. Ve sürekli aynı döngü içerisinde bir şeyler yapılıyor. Fakat gözle görünür bir şey yok. Yok. Bir altın portakal diye tutturduk. Gidiyoruz. Evet. Öyle gidiyor ama nereye kadar gidiyor o bilinmiyor. Ama diğer taraftan baktığımızda bazı derneklerimiz var ki meclise bile fezleke gönderiyor. Sinema derneklerinden bahsediyorum Bülent. Evet. Fezleke gönderiyor. Bunu biz 4 sefer yaptık. Meclise fezleke gönderdik. İşte sinema ve filmcilerle alakalı, yapımcılarıyla alakalı bu endüstriye daha fazla olanak sağlamak adına daha geliştirilmiş çözümler üretmek, bulmak çözüm, yani platform. Evet. Çünkü evet. Türkiye'miz o kadar güzel bir doğal ülke. Platolara sahip bir evet. ülke ki inanılmaz. Yani şimdi bizim Anadolu medeniyet, zaten 7 tane medeniyet geçmiş Anadolu'dan, izlerini bırakmışlar. Evet. Ve biz bu izleri gördüğümüz zaman tüylerimiz ürperiyor. İnanılmaz derecede bir film platoları, doğal bir film platoları var Türkiye'de. Türkiye'nin her tarafında, yani bunun doğusundan tutun, güneydoğusundan tutun da batısına kadar doğal platolara sahip evet. bir ülkeyiz biz. Bu yüzden Avrupa'dan 1-0 öndeyiz aslında. İran çok iyi bu konuda. İran bir de Hindistan hocam. Hindistan evet. Ya, yani Hollywood'u Bollywood diye evet. kurdular ama aşırı derecede büyük bir sektör hocam. Bollywood. Yani çok çarpıcı. Neden olmasın Türkiye? İşte onu diyorum hocam. Neden olmasın? Yani ya, yok. Bizim burada neyimiz eksik ya da neyimiz fazla? Bu endüstriyi geliştirmek adına bir sürü adımlar atılıyor. Evet. Kimler atıyor? Emekçiler işte. Emektarlar atıyor. Yani emekçi yapımcılar, emekçi yönetmenler, evet. emekçi oyuncular. Evet. Emekçi oyuncular ya bunu şimdi benim kabri geniş olsun. Bir tane oyuncu arkadaşım vardı, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Şimdi onunla bazen böyle hasbihal ederdik. Derdi ki yani Tekin'im aslında çok iyi olacağız. Yeşilçam çok güzel bir yerlere gelecek. Fakat devlet diyorlar ki desteği veriyor. Devlet desteğini veriyor. Devlet bir sürü yarıda kalmış o emektar sanatçıların ardında durdu. Fakat bizim biraz böyle alavereyle dalavereyle fazla işimiz evet, var. Evet, kesinlikle hocam. Buna benzer birkaç filmi de biliyorum ben hocam. Yani devletten alabileceği en yüksek desteği aldılar. Maalesef fakat yapmadılar. Ama onları biz görüyoruz. Seyirci görmüyor yani hocam. Şimdi seyirciye de anlatalım. Yani 300 milyar evet. liraya kadar Kültür evet. Bakanlığı
çıkış yapmış bir filme. Evet. Bunların şeyleri geliyor. Dokümanları geliyor, evet. Şikayetleri geliyor bize ve araştırıyoruz. 300 milyar liraya kadar veriyor Kültür Bakanlığı, hizmet vermiş. Şimdi vatandaş diyor ki, şimdi adam hiç film yapmamış bugüne kadar. Kameraman asistanlığından koyuluyor bir projenin yönetmenliğine. Evet. Bir yerden de işte 3-5 kuruşluk bir sponsor firma bulduysa hemen atıyor Kültür Bakanlığı'na projeyi. Projenin desteği olabilmesi için içi dolu olması lazım. Evet. Önce birkaç tane de sponsor olması lazım. Küçük çaplı da olsa. Bir bütçesi olması lazım. Sunum dosyasında bütçeyi öyle bir kabartmışlar ki 1.200. Şimdi Kültür Bakanlığı da buraya işte aracı işte falan filan derken bir 80 lira 100 lira vermiş ya da 100 milyar verdiğini farz misal yapalım. İnanın tek kamerayı almış gitmiş ve 30 liraya 40 liraya çekmiş bu işi. Kültür Bakanlığı'ndan almış olduğu o 100 liranın 20 lirasını harcamış. Diğer 80 lirası kendileri yani cebe indirmiş. Ya bu bir gerçek. Yani şimdi oldu mu şimdi? Buna benzer hocam geçen yıl vizyona giren X film diye, yani tabii isim vermiyorum. X ben film mi diye bir film, hani afişlere falan baktığımızda son derece ciddi bir filmdi. Yani aksiyon diye tabir ettiğimiz türde çok kaliteli bir yapıt olarak gözüküyordu. Ben sinemaya gittim. Hani Türk Gangster'le de birazcık kıyaslama, evet, gibi bir niyetim oldu. Sinemaya gittim, tamamıyla bir hayal kırıklığı yaşadım hocam. Ve bununla alakalı bütçe araştırmasına başladım. Bütçesi 1.200.000. Fakat filme harcanan, ki ben kendi yazdığım senaryodan hani bu konularla alakalı çok bilgi sahibi oldum. Evet. Filme harcanan animasyon var bir tane, çok komik bir şey. Çok komik bir şey hocam. Filme harcanan tutar 400 lira. İnanılmaz. Evet, 1.200.000 lira Devlet Turizm ve Kültür Bakanlığı, tahmin ediyorum araştırmalarımda, net olarak emin değilim ama araştırmalarımda çıkan sonuca göre konuşuyorum, tamamını karşılamış. Şimdi sen de bu projeye, şurada dikkatimi çekiyor zaten, 2012-2016, evet. Sevgili izleyenler, Türk Gangster. Şimdi Gangster ismini bana soruyorlar hocam. Diyorlar ki nedir bu yani? Vardı ama böyle bir şey. Yani şimdi İtalyanlar bunu çok yaptı. Tabii yaptı. Ama bizim Türk olarak Gangster anlamındaki konu daha farklıydı hocam. Bunu en iyi nerede gördük hocam biz? 15 Temmuz'da gördük. Değil mi? Var ama burada sonlarda. Var. Sonlarda bir jenerik olarak geçtik hocam. Yani tamamında yok zaten bu aşağı yukarı 4 yıllık, 6 yıllık pardon bir proje. 1.2'lik projeyi alıyorlar. Evet. Belki de bunun şu kadarı bile yapmayacak. Bir kesinlikle proje hocam. Kesinlikle, çünkü hiçbir şey vermedi. Ama bizde ne var? Müsaade ederseniz eğer hocam, onu da açıklayayım hocam. Bizdeki olay tamamıyla Türk Gangster. Türk Gangster'ı 15 Temmuz'da neyini gördük biz? Şimdi hiçbir millet yoktur ki hocam tankın altına yatsın. Çin'de bir tane Çin vatandaşı. Evet, aynen hocam, aynen. Yani biz gururluyuz, son derece mutluyuz. Yok, her zaman diyoruz, şey yok. Yok, ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Elhamdülillah Müslümanız, bu bize yetiyor. Fakat hocam şu var, tabii buradaki işimiz şövenistlik değil. Her insana, insan olan insana, eyvallah, ırkı, dini, ne olursa olsun, Yaradan bir olduğu için hepsine saygılıyız. Amin. Hepsi bizim, amin, kardeşimizdir, arkadaşımızdır, amin, dostumuzdur, ki çevremizde de bu sektörde bolca var bunlar zaten. Var, evet. Şimdi hocam Türk Gangster ismi Türk. Gangster mafya tabiriyle İtalyan bir deyime sahip. Evet. Fakat Gangster'den benim kastım Türk halkının, Türk evladının, evet, kadınından kızına çocuğuna kadar ne kadar gangster yapılı, vatanını seven, vatanına sahip çıkan bir millet olduğunun oradaki açıklamasıdır hocam. Evet. Şimdi burada senaryoda anlatılmak istenen konulardan biraz isterseniz seyircilerimize tabii, bilgi verelim. Türk Gangster'den amacımız
15 Temmuz'da yaşadığımız olayla alakalı değil tabii ki bu proje. Fakat gangsterden ki amacımızı insanlar 15 Temmuz'da gördü. Binanın üstüne çıkıp uçağı yakalama mücadelesi. Böyle bir millet yok. Böyle bir şey var. Böyle bir millet yok hocam. Yani elinden gelse ya, gerçekten Türklerden. Yani. Şimdi hocam düşünebiliyor musunuz? Dış güçler de tabii işimiz siyaset değil burada ama konu oraya geliyor. Ülkemiz gerisi tefavrat derler ya hocam, biz yine geldik o konuya. Vatan bayrak olduğu zaman Bülent'im. Evet. Hiç gerisi tefavrat. Yakamayacağız ışıklar yok. Yoktur. İnanılmaz. Bunu gördük zaten tabii, hocam. 15 Temmuz'da yaşadık. Yani şimdi bu. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda da öyleydi. Şimdi de böyle. Maalesef. İkinci Kurtuluş Savaşı diyelim. Evet. 2200 yıl evvel de böyleydi. Evet. Metehan dönemini hatırlayalım. Evet. Milattan önce 207. Böyle. Aynen. O Çin Seddi'ni nasıl biz yazdık, girdik içeri. Sizin çok değerli bir projeniz var. Şu an devam ediyor hocam. Milattan önce Türkler. Onun sanırım fragmanını falan çektiniz siz. Fragmanını çektik inşallah. Çektiniz. Hayırlı olsun. Allah'ım inşallah. İnşallah. Nasip eder de başarılar getirsin inşallah hocam. Siz başarısınız hocam. İnanıyorum. Kültür Bakanlığı değil de biz böyle emektar arkadaşların yardımlarıyla çekiyoruz. O denen filmi çok zor. Ama bu yapılabilecek bir proje yani. Hocam orada şimdi geçecek. Demin dedim maalesef ülkemiz üzerinde yıllardan beri sizin belirttiğiniz tarihlerden beri hasta seferleri, oyunlar. Fakat burada Türk gangsterin amacı şuydu hocam. Bakın burada seyircilerime de ben açık ve net bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ben Kürt kökenli bir vatandaşım. Eyvallah kardeşim. Ama ben Azerilerin içerisinde büyüdüm. Kürtçe bilmiyorum. Fakat ailem Kürt. Ama biz büyüyene kadar Kars'ta 23 yıl kaldım. Kürt nedir? Azeri nedir? Laz ne? Hayır hocam. Öyle bir şeyimiz yoktu. Fakat son yıllarda dış güçlerin mihraklarını ülkemizde kardeşi kardeşe vurdurma olayına kadar gelen terörist faaliyetleri anlatan bir yapıt. Türk gangster. Zaten şimdi yani buyur. Burada etnik kökenlerin hocam, etnik kökenlerin artık tartışılmaması gerektiğini savunan bir proje. Yani Laz'ı da, Kürt'ü de, Azeri'si de hepsi bizim kardeşimiz. Hepsi bizim insanımız. Bunların kalkıp hiç uğruna ölmelerine inanın hocam artık gün geliyor. Televizyon falan seyredemiyorum, açmıyorum, haber dinlemiyorum. 2 şehit, 3 şehit, 5 şehit. Ha buna ne yapılabilir? Hiçbir şey. Gereken her şey yapılıyor zaten. Aynen. Ama sonuç olarak hocam dış güçlerin oyunları bitmek, tükenmek bilmiyor. O yüzden Türk halkı da dimdik ayakta, eğilmeden bunlara karşı duruyor. Burada i̇şte burada anlatılmak istenen evet. En son yapraklarda sahne 122. sahneden bir başlıyor. Gardiyan var, haber spikeri var, evet. Jenerik var. Kürşat var, avukat var, işte yine polisler var. Burada bir telsiz anonsu geçiyor. Evet. Bu son jenerik de çok güzel olmuş. Zaten sinema yani bir milletin varoluşunu anlatan gerçeklerden yansıtmak yani evet. Yani sinema budur. Yani şimdi Amerika'yı biz sinemadan tanıdık. Evet. O kıtayı, koskoca kıtayı 1300 küsürlü 1350 yıllarda keşfedilmiş bir ülkeyi biz şimdi. Oradan gelmiş, İngiltere'den gelmiş, İspanya'dan gelmiş bir sürü devşirmeler olmuş ve oradaki yerli halkı bile sindirmişler, asimile etmişler. Hani Kızılderililerden bahsediyoruz. Evet. Öyle olmuş daha yeni bir kıta yani çok çok yeni bir kıta olmasına rağmen dünyanın lideri olması şeyine gitti uzun yıllardır. Evet. Biz de doğduktan sonra Amerika'yı böyle tanıdık. Hep böyle ülkelerin abisi, ülkelerin babası. Jandarmalığını yapan. Tabii jandarmalığını yapan. Nereden? İşte Hollywood filmlerinden. Evet. Burada gördüğümüz bu güzel insanlar. Amerika'da kaç tanesi var şunların? Ali Erona'nın, Adil Naşit'in. Yok. Işte, yok hocam. Ali Şen'in, Şener Şen'in. Ne bileyim yani o kadar çok. Erol Taş'ın rahmetli. Tabii Cüneyt Arkın Allah uzun ömürler versin. Kadar yani, güzel, o kadar güzel sinema sanatçılarımız var. Yani, evet. Bunların birçoğunu biz. Saymakla bitmez hocam. Yani Yeşilçam'a uğramadığımızdan kaynaklanıyor. Evet. Yeşilçam'a bir uğrasak aslında. Çok çok unutuyoruz biz Yeşilçam'ı bazen. Bülent. Evet. Evet.
Bazı arkadaşlara söylüyorum ya, öldükten sonra hatırlıyoruz. Maalesef hocam. Ben yeni Mahmut Hekimoğlu. Evet, biz Allah rahmet eylesin ki yani. Biz biliyorsunuz toplantılar yaparken Bilge Hanım'la falan bayağı aynen işte, sağ olsun. Evet, sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Bekle davet etsek gelirdi yani. Kesinlikle. Allah kesinlikle. Geçirsin. Amin. Amin. O kadar duayenlerimiz var ki biz öldükten sonra onları hatırlamaya başlıyoruz. Bak bundan sonra Kanal 34'te ne yap biliyor musun Bülent? Yeşilçam'ı. Ben değerli hocalarımı, duayenlerimi eğer böyle bir fırsat verildiği için öncelikle teşekkür ediyorum sizlere. Ama ben bunları seve Sinema yani öyle bir düşüncem var zaten. Çünkü onlar bizim duayenlerimiz, onlar bizim büyüklerimiz. Çocukluğumuzdan beri izlediğimiz ve sinemaya çok büyük katkıları olan insanlar. Dünyayı kendimiz başka evet. türlü anlatamayız. Sinemamızı da anlatacağız. Kesinlikle. Anlatacağız. Yalnız hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Bunlar öldükten sonra biz değerlerini anlıyoruz. Bak şimdi maalesef. Nereden nereye geldik evet. bak. Şimdi bunları kalkıp şu andan itibaren onlarla tabii kucaklasak bir rol versek. Tabii ki. Ben yeni arkadaş, sevgili izleyenler yani yıllardır sinemada birikmiş bir şey var. Biz geçmişimizi unuttuğumuz zaman geleceğe ne kadar düzenli bir şekilde bakabiliriz? Bu sinema sektöründe değil, her şeyde bu böyle. Ama sinema gerçekten bir ülkenin varlığından bahsediyorsun. Yani sinemayla sosyali hocam, sosyali her şeyi yani. Görsel izlenim, evet. Dünyaya mesaj veriyorsun sinemayla. O konuda bir anım evet. geldi hocam aklıma da. Ortaokuldayım. Meşhur karşımızda bir Yeltekin ve şehir sineması vardı. Okuldan kaçıyoruz Cüneyt Arkın'ın filmlerine, Malkoçoğlu vesaire. İşte oradan geliyor. Tabii büyük afiş afişler. Afişte zaten gözlerim evet. kocaman oluyor böyle. Ama soğuk, buz gibi hocam giriyoruz. Hani o zaman sobalar var. Ama güzeldi. Ama ona rağmen o filmi izleme şeyini buluyorduk hocam kendimizde. Yani. Sinema kültürü biraz daha fazla mıydı o zaman? Bilmiyorum. Hocam tabii ki televizyonlar çok fazla yaygın değildi. Olsa bile siyah beyazdı. Bir de değerli tabii Yeşilçam özellikle hocam şimdiye baktığımız zaman çok zordu hocam. Bugün mesela bir sete girdiğimizde. Tabii BTK'lar falan. Tabii mesela anlatıyorlar işte adamlar peş peşe ki siz yönetmensiniz aynı zamanda hocam. Daha iyi biliyorsunuz. Şu andaki setler bir şey değil. Ben sete girdiğimde nasıl girdim, nasıl çıktım bilmiyorum. Yani arkadan sufleler veriliyor, bir şeyler falan filan ama Yeşilçam'da böyle bir şey yoktu hocam. Hiç evet. duraksız ve nefessiz tek çekim. Değil mi hocam? Üç gün çalışıyorlardı. Evet. Ya üç gün sen uyumadan mümkün değil. Ya ben çalışamam şu anda. Evet. Üç gün çalışıyorlardı. Ben biliyorum ki kahve, çay, sigara böyle. Evet. Yönetmen yani bir yönetmen yani eskilerden bir yönetmen artık adı aklıma gelmiyor. Adam alıyor malzemeyi. O malzemeyi bir de 2'den 3'ten sonra set bitiyor. Orada birkaç görevli kalıyor. Alıyor o malzemeyi bir de evinde geliyor. Evinde değil de yattığı yerde yatmadan seyrediyor onu. Sabaha kadar da evet. seyrediyor. Sabah saat 6'da yine bir set var. Evet. Üç gün ayakta kalıyordu bu adamlar ya. Nasıl evet, yapıyordu, ya. Nasıl başarıyordu bu? Ama aşk vardı. Şimdi o sevgi tabii var. Tabii sevgi var. O filmi bitirecek. O filmin en güzel yeri, onu kesip işte yapıyorlar ya. Montaj kısmındaki. Evet. O zamanlar Beyoğlu'nun işte Çukur Cuma'sında çok önemli montajcılar vardı. Oraya gider yaptırdınız. Onları keserken, kestikten sonra bantlayıp yapıştırdıktan sonra tekrar son izlemesi evet. ne yapmak ya da galada çıkıp tabii. Onun zevkini yaşamak. Yüzlerce evet, insanın içerisinde. Ayağa kalkıp o son dediği zaman the end yazıyor ya yabancı evet. film. Son dediği zaman işte yüzlerce insan kalkıp alkışlıyor ya. Evet. Her şey orada bitiyordu. Yani. Evet. Yani o son gerçekten bir sondu ama sevgi dolu. İşte her şey orada ben bunu yaptım. İşte o büyük emek varmış hocam. Ben bunu hocam. Oynadım. Kameraman diyordu ki ben bunu çektim. Evet. Ne kadar büyük bir evet. zevkti o galaya gelmek. Bir tane gala oluyordu. Şimdi işte basın galası var, şimdi işte bir seyirci galası var, bilmem nesi var. Öyle 30 tane gala yapılmıyordu. Bir tane gala. Aynen. O bir tane galada da var ya kopuyordu ortalık. Evet.
Ondan sonra vizyonda insanlar bekliyordum, vizyon kaç olacak acaba falan diye böyle. Teknoloji yok hocam. Son derece zor çekimler. Şimdiye bakıyorsun. O zaman şunu diyorlardı. Ya keşke işte şu kameranın bir dijital bir kartı olsa da biz bunu alıp bilgisayara taksak da, evet, bilgisayar yok. Evet. Kompütür denilen bir şey daha yeni türemiş. Taksak da birdenbire seyretsek onu, evet, diye böyle, yani o zamandaki o analog sistemdeki olay, o kişiler şimdi olmuş olsaydı inanılmaz şeyler üretirlerdi. Kesinlikle hocam, onu... kesinlikle. Çünkü ben Yeşilçam'ın bir de alttan, tiyatrodan geldiklerini, yani bu işe çocukluktan gönül verdik. Bakın okulda hem o kadar... Hem tiyatro hem beyaz perde. Beyaz perde. İkisini tabii, birden değil mi hocam? Tabii, yani tabii. Şimdi ilk önce tiyatroyu yapıyorlardı. Tabii. Ondan sonra çok belirli bir düzeye geldikten sonra beyaz, evet, perdeye geçiyorlar. Çok pişmanım hocam. Tabii. Tiyatro yapamadığım için gerçekten. Ama çok büyük ama bir... Sen buradasın. Şimdi hocam o, evet, senaryo yani, çok farklı bir şey. Yani o... Yani... Oyunculuğu belki herkes yapabilir bilmem ne ama şu senaryoyu yazmak... Senaryo farklı bir şey hocam, çok farklı bir şey. Çünkü... Ama güzel bir şey hocam. Gözlerini çok... kapatıyorsun ve bir şeye odaklanıyorsun. Yani bir olmuş bir olaya ya da olmamış bir olayı hayal, evet, ederek korku katıyorsun orada. Veya biyografi yazdıysan bir kısmına korku katıyorsun. Onu orada, yani şimdi sen tretman yazarları ayrı, senarist ayrıdır. Ama sen burada tretmanı da yapmışsın. Tretman da var, senaryo da var. Evet, bu büyük bir başarı. Ben sana hani burada bu masada sinemacıları al, getir burada program yap değişimin tek nedeni şunun sonuna kadar gelmiş olmak. İnanılmaz güzel yazmışsın ve bu işi başarıyla da götürebileceğine inanıyorum. İyi, teşekkür ederim hocam, inşallah. İyi bir yapımcı olduğu zaman bak 2012'den 2016'ya 4 yıl uğraşmışsın bununla. Evet. 4 yıl. Normalde hikayeyle birlikte 6 yıl. Yani çok yani, fazla. Yani. Evet, çok fazla. Öyle, İnsanın çocuğu gibi günde, hocam. Yani 3 günde bir senaryo yazılmaz. Mümkün değil hocam. Bazı arkadaşlarımız bunu yapıyor fakat sağlıklı ve uzun ömürlü değil. Olmuyor hocam. Olmaz. Olmaz. Mümkün değil. Bunun sayın seyirciler. Yani bu şimdi 2 günde bir senaryoyu yazmanız mümkün değil ya. Oturacaksın buna saatlerini harcayarak 2012'den 2016'ya şey yapmış ve ben bunu bu sene elime aldığımda 90. sahnelerde. Evet, 90-95. Bunu bitir. Evet, aynen. Evet, bunu bitir, bu güzel olmuş, bu gider, yürür. Nacizane fikrim de o benim. Ama evet, eline alan bir yapımcı bunu sana vermeyecektir geri böyle, evet, yapacaktır yani. İnşallah, bahtı açık olsun. İnşallah hocam, hayırlısı. Sağlık olacak inşallah. Böyle profesyonel insanlar. O konuda çok canımız yandı hocam. Yani yapım olabilir şirketleriyle yani, alakalı. İşte diyorum ya. Çok yani, canımız yandı. Demin 9000 tane. Evet. Yani bunun %80'i İstanbul'da. Evet. 9000 tanenin %80'i nereden baksan 7000. Evet. Yani 6000 7000. Üye 7000. Kaç tane var hocam sizde bizde, yani? Evet. Bizde çok az üye var. Biz daha önceden benim 4 dönemdir SİFYAT'ın başkanlığını yapıyorum. İlk aldığımızda 860'lardaydı. Sonra biraz kırtıkladık onu. Bir 400'lere falan düşürdük. Şu anda da 360, 350. Ama yine az hocam. Az yani nasıl? Az, biz çok eliyoruz ama. Evet. Yani şimdi... Ama adam, ciddi yapan çok tabii, az hocam. Adam, yani. Tanıyorum yani. Adam düne kadar şeydi, kameraman asistanlığı yapıyordu. Ya da sesteydi, boncuydu. Bakıyorsun ki yapımcı olmuş adam. Evet. Allah Allah. Ama hiçbir altyapısı yok hocam. Sen ne zaman yapımcı oldun? Ya hocam işte bir yerden başlamak lazım. Tamam, o da güzel. Tamam, bir yerden başlamak lazım. Ama herkes de başlarsa bu sefer boncu bulamazsın. Evet. Olur mu şimdi yani? Focus Puller Türkiye'de çok az yetişiyor. Focus Puller'ci düşünsene yani, adam yönetmen olmaya kalktı. Evet. 10 tanesi olmuş olsa hadi buyur. Görüntü yönetmeni. Eskiden görüntü yönetmeni yıllarca görüntü yönetmenliği yapardı. Hep görüntü yönetmeniydi o adam. Öyle de kaldı. Öyle tanırdık. Öyle, evet, ölüyordu zaten. Evet. O, görüntü yönetmenliği. O öyle. Oraya kadar yetişti. O
yönetmenlik için hiçbir zaman için bir adım atmadım. Ben Bülent Bey'i bundan sonra yalnız bırakacağım. Bundan sonraki İnşallah hocam. Arada bir İnşallah. Gelirsiniz hocam, bizi yalnız bırakmayın yine. Zamanımız değerli oldukça, zamanımız oldukça fikirlerinize, düşüncelerinize her zaman ihtiyacımız var hocam. Sinemayı gerçekten bizi anlatan, geçmişimizi anlatan, ileriye yönelik dünyanın globalleşmesinde bile payı olan sinemayı, Türk sinemasını 1895'ten alacağız, 2016'ya kadar yansıtacağız, getireceğiz, evet. Getireceğiz. Buradaki bu emektarları buraya koyacağız. Yaşayanlar varsa getireceğiz karşımıza. Onlar da konuşacak burada. İnşallah hocam. Bir platform İnşallah. Oluşturacağız. Ama ben güzel burada... bir şey hocam. Çok güzel bir şey. Yani sinema yani. Gerçekten sinema, unutulan bir sürü değerimiz var hocam. Ki biz de halk olarak değerlere çok önem veren bir Ana yapıya evet çok, evet. Çok... Ama sinemaya geldim hocam, ne yazık ki unutuluyor. Bunu ben anlayamıyorum hocam. Kimi Yeşilçam duyanlarımız vardır hocam. Bakıyorsunuz parklarda ölmüş. Evet, çok üzücü hocam. O çok üzücü. Bununla alakalı bilmiyorum. Ben henüz o konuya daha bir fezlekemiz vardı. Fakat evet. 2014-2015 Mayıs'ında sanırım 13. yani meclisi 13. sırada almıştı. Sonradan işte hükümet kurulmadı, o oldu, bu oldu derken bir ortada kaynadı. Şimdi de bu kalkışma olayından sonra da hani biraz toparlamasını istiyoruz. Hani o hal çıktıktan sonra kendi tüzüğümüze uygun bir şekilde yine sinemayla alakalı ciddi çalışmalarımız var. Evet. Sosyal projelerimiz var. Bunlar tabii sadece bizim yani tek bir dernekle de birkaç tane tabii sifiyat olarak yapıyoruz. Ama en büyük bizim şu anda önümüzdeki büyük proje 2018 International İstanbul Film Fuarı. Hocam onun için filmler gerçekten... Filmler burada satılacak. Evet. Dünya televizyonları buradan film alacak. İstanbul'dan. Ve çok büyük firmalar çok büyük bir proje hocam. 194 ülkeye davetiye gönderiyoruz bu konuyla alakalı. Ve 2018'de yapacağımızı 2016'da başladık. Yani bir yıl evvelinden programı aldıkları için yapıyoruz. Evet. Bir yıl evvelinden. İnşallah bunu da İnşallah başarılı oluruz hocam. Aynen. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Yani sağ olun İnşallah hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah hocam, gurur duydum. Bizi yine yalnız bırakma hocam. Tabii başımızda İnşallah. Ol. Teşekkür sevgili, ederim hocam. Güzel sevgili sohbetiniz için. Ben çok teşekkür sağ ediyorum. Hocam. Sevgili Kanal 34 izleyicilerimiz. Bundan böyle... Bugün Bülent Gülcemal ile güzel bir sinema sohbeti yaptık.